niteliğinde. Ve biz elektrikli araç ve batarya alanında Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin'in başkenti Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hezhong'la Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong'la bir araya geldi. Yenilikçi nükleer sistemler konusunda da Türkiye'de Ar-Ge ve inovasyon. Bakan Kacır, görüşmelerde elektrikli araçlar ve batarya yatırımları başta olmak üzere ikili işbirliklerini ele aldıklarını belirterek, önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye'yi üretim üssü haline getirmek istiyoruz diye konuştu. Evet, bugün Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı ve Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdim. Her iki bakanla da görüşmelerimizde Türkiye'nin araştırma, geliştirme, inovasyon, sanayi ve teknoloji kapasitesinin geldiği düzeyi kendileriyle paylaştım. Türkiye'de yürüttüğümüz çalışmaları, özellikle dünyada önce olduğumuz alanları kendilerine anlattım. Gördüm ki kendileri de Türkiye'nin elde ettiği kabiliyetleri ve geldiği seviyeyi yakinen takip etmekteler. Elbette Çin de yüksek teknoloji alanına muazzam düzeyde yatırım yapan ülkelerden biri ve bu sayede pek çok yenilikçi teknoloji alanında dünyanın öncü ülkelerinden biri olmayı başardılar. Benim bu ziyaretimde özellikle odaklandığım alan elektrikli araçlar ve batarya yatırımları. Malumunuz batarya teknolojileri elektrikli araçların mütemmim cüzü niteliğinde ve biz elektrikli araç ve batarya alanında Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirmek istiyoruz. Türkiye'nin otomobili TOK bu konuda attığımız önemli bir adım oldu ve Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne hız kazandırmış olduk. Şimdi önümüzde